Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta. Çekirdekçi tayfa Euro özeli sunar. Her zaman, Voley uygulamasında Pringles'ta bil kazan kazandırmaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonası boyunca voley uygulamasına girip eğer sahip değilseniz önce indirip sonra girip hem bizlerin orada yaptığı yorumlarda sohbet ediyoruz hep beraber hem de Pringles'ta bil kazanda oylamaları, anketlere, yarışmalara katılarak hediye kazanma şansını elde ediyorsunuz. Şimdi Mustafa sessiz durduğuna bakmayın içinden şu soruyu soruyor. Nedir o hediyeler Serkan? Lütfen <laughs> bizle paylaşır mısın? Ben de Mustafa'yı kırmadan paylaşıyorum. Her gün 50 kişiye 25 TL'lik getir yemek çeki. Daha sonra Pringles'tan lezzet paketi. Milli takım forması, Xiaomi hoparlör ve Xbox. İşte Mustafa sorunun cevabını aldım. Bir tane daha soru sorayım mı o zaman? Demin sorumu çok güzel Şimdi bir şey ses, oldu. sesli sor. <laughs> Aynen öyle. Her gün var değil mi şey getirden yemek çek her gün? Her gün her gün. Hem de 50 kişi. Diğerleri büyük ödül ama. 1 değil 2 değil 3 değil saymayacağım <laughs> öyle. 50 kişiye. Diğerleri de büyük ödüller. Bunu yapmak için voley uygulamasına giriyoruz. Pringles'la Pringles ile Bilkazan'ın interaktif aksiyonlarına dahil oluyoruz. Onu yaptıktan sonra da bizlerin yorumlarına yorum yazarak sohbet ediyoruz. Kendi yorumlarınızı paylaşıyorsunuz. Vol uygulamasının özel içerikleri izliyorsunuz. Mesela Yağız'la bizim yaptığımız transfer, transfer özel. Transfer özel. özel bekleriz. Ve daha neler neler. Vol uygulamasındayız. Vol uygulaması. Danimarka aslında biraz hüzünlü izledim maçı. Yani şu anlamda yine dönüp dolaşıp milli takımı geliyoruz da ki bence gelmeliyiz de bu Hı -hı. arada. Yani çünkü şu yüzden Galler maçı öncesinde hatta daha turnuva başlamadan da Galler'i izlerken burada ilk programı Ali ile yapmıştık. En işte zaten kazanma ihtimalimiz olan maçın Galler olduğunu yani diğer milli takımlara göre kulüp takımı gibi değil hakikaten toplanmış bir milli takım görüntüsü verdiğini. Zaman zaman önde pres yapmaya çalıştığını ama bizim aslında sonradan turnuvada yaptığımız gibi maalesef çok kopuk kopuk presler olduğunu işte 3 hücumcunun basıp geriden destek almayan ve bu yüzden e, merkezde boşluklar bırakan e, bir takım olduğunu, aynı şekilde oyun kurulurken e, set halinde karşıladığınız zaman orta saha civarında oyun kurulurken problem yaşayan e, bir takım olduğundan bahsediyorduk ve bunları nasıl değerlendirebileceğimizi, işte o hat, kopuk hatların arasında dribblingle, e, kilit paslarla, önce top sürüp sonrasında kilit pas atacak oyuncularla fark yaratabileceğimizi, e, merkeze karşılarsak e, galerin e, zaten kendi kalene yaklaştırmadığın için Gerrit Bale'in içe kat edip Ramsey'i topla buluşturma ihtimalini daha azaltacağımızı çünkü zaten orta sahada karşılıyorsun. E, bunlardan hep bahsederken bunların hiçbirini yapmadık. E, belli ki zaten izlenmemiş galiler. E, e, ama Danimarka hepsini yaptı. Hepsini yaptı. E, i̇lk gol e, kopuk arasında bir pas bağlantısıyla geldi. Mahle'nin yine e, sağ yanı kullanan bir e, sol kampa. Şöyle kantlı. çizelim hatta. Şimdi Aynen. burada Dolberg, Male burada pas yapıyor ve damış Ve damış kart da şurada. Şimdi Dolberg ne yaptı? Pas alacak gibi öne geldi. Buradaki boşluğu. Burada bu damış kart da şuradan buraya evet, koştu. bu arkadaş boşluğa koşu yaptı. Burada bence birinci plan bu değildi. Yani Dolberg'in topu tutmasıydı birinci plan. Ama orada bir düştü kalktı bir şey oldu. Ama yine de sadık kaldılar en azından. şeyi hatırlıyor musun? Damşak burada koştu. Sonra buradan geri döndü buraya. Evet. Oradaki karambolü görünce dur dedi. Buradan kurgulayalım dedi. Aldı. Sonra bu koşu yaptı. Bu çocuğun... Bu var ya bu bizde olacak. <laughs> bu var ya bu... Ya bir aslında minyon, benzeri var Mert Müldür de son maçta keşfettik. İşte. Şu da bizde Ki olacaktı. Hatta Galler maçı öncesi hatırlıyor musun? Mert Müdür oynamalı demiştik. Şu bak. da bizde olacaktı. Teknik direktör. <gülüyor> <gülüyor> Asıl bu bizde olacaktı. Bunun buradaki koşusu da... Bir, şu arkadaşı meşgul etti. İki, <laughs> şu döndü ya geri. Dolberg'i, Darmstadt'dan top alınca. Bu da bir anlamadığın olduğunu. Ulan dedi buradan bir tane beyaz koşmaya çalışıyor. Buradan da bir şey geliyor. Bu sanırım... E, Metham'da böyle bir şey oldu. Hani... Tam böyle karşılayamadı. Hmm. Şöyle oldu, şöyle oldu. Geçmiş Çünkü olsun. Çünkü kompakt bir şekilde karşılayan takım değil galiler. Yani böyle ikiye birler yaptığın zaman rahatlıkla gedik verebiliyor. O bahsettiğim hani hatırlarsın burada pres yaparken çok boşluk bırakıyorlar demiştim. O ikinci gole direkt öyle geldi. Hatta ben de onu çizeyim. Ee, şurada galiler in yalandan pres yapıyor. Ee, <laughs> Üçlü hücum attı işte merkezden de biri destek verdi ama e, savunma attı kaldı burada. Burada boşluk var zaten Danimarka'da çok geniş, aynı zamanda geniş de hücum edebildiği için e, kanat bekleri sayesinde. Çok rahat kırdı baskıyı. Şurada Brett White ile buluşturdu topu. Brett White da işte o bahsettiğim işte ben hani Halil Dervişoğlu belki oynayabilir. Hı -hı. ikinci forvet gibi dememdeki nokta buydu. Topu alacak. Demarki pozisyonu ama aynı zamanda topla da gidebilme yeteneği olacak. Brett White onu yaptı. Topla kat etti ceza sahasını. Zaten boşu kat etti. E, ceza sahasını gönderdi. Orada bir savunma hatası. Sonrasında Dolberg'in ikinci golü. E, hata olacak. Galler'in bizim maçtaki yıldızı kimdi desek? Ramsey. Hiç bu maçta adını duydun mu? Yani. Hiç yok. Çünkü şurada karşılayınca bitti Ramsey. Bizim maçta iki asistle oynayan Gerrit Bale'ın pas isabet oranı %76. Bizim maçta %84'tü. Hatta %77, 76.9. Bizim maçta %84'tü. Asist beklentisi 0.09. Bizim maçta iki asist yaptı bu adam. Ramsey'nin adını duymadık. Ee, ve Ramsey ile Bale bizim maçta ceza alanı içerisinde 8 şut yaptılar. Danimarka maçında 3 şut yapabildiler. Bizim maçta yaptılar, bu maçta yapabildiler. Niye diyorum? Çünkü biz izin verdik. Danimarka izin vermedi. Ki Danimarka bu şeyde ağaçta. Bu arada Avusturya kısmında şunu söylemeyi unuttum. Şimdi aklıma geldi. Avusturya bu eşleşmede İtalya dışında kime denk gelse elerdi. Evet. Onu söyleyelim. Danimarka da bu eşleşmeden yürür. Bu ağaçtan Yürür, yürümesini de istiyorum bu arada. Zaten ben e, burada artı biri şey konuşuyorduk ilk böyle turnuva başlamadan önce turnuva sürprizleri kim olur diye. Evet. Ben o, hem o ağacı hesaplayayım hem de takım yapılarını hesaplayayım. Maalesef ben ben kendimizi de e, iyi durumda diye düşünüyordum. Nereden bileceğiz <laughs> Türkiye ve Danimarka demiştim. Çünkü, çünkü benzer ağaçtan gidiyor, benzer yoldan gidiyordu her iki takım. Yani zaten karşılaşacağız gibi hesaplamıştım bir sonraki turda, son 16'da. Yani kim elerse yarı finale kadar en azından gider gibi gözüküyordu. Ee, o yoldan Danimarka devam ediyor Sen şu anda. Biz Danimarka ile eşleşiriz gibi mi düşündün? Evet. Allah korumuş bizi. Yani. Evet. hani <laughs> oldu Asper kadar çıksaydık mıksaydık filan Dungallerden beter olurdu. Evet. Bu arada Dolberg maçın skoreri bu son bir yıl içerisinde başına ya birkaç yıl içerisinde diyeyim birkaç yıl içerisinde başına gelenleri söyleyeyim sana. İki defa Covid oldu. Apandisti patladı. Maç sırasında takım arkadaşı soyunma odasında 70 bin euroluk saatini çaldı. Oha. Tabii. E, şu anda Paris FC'nin forveti oyuncu. O dönem Nis'te saatini çaldı. Sonra ortaya çıkıyor. Bağış vermeyi de arkadaşa. E, çocukta bir şey var herhalde. Bir sıkıntı var yani. Şey gibi mi? Zlatan'ın bisiklet çalma hobisi gibi bir şey. Ya Zlatan mi? onu en azından yani 15 yaşında, 13 yaşında çocukken yapıyordu. Yok ki Ajax imza atınca da yapmış. Ya, e, o zaman da 18... Bi sevişten bisiklet çalmış. E sonra gidip o bisikletin sahibine <laughs> bir tane şey vermiştir. Lamborghini falan hediye <laughs> etmiştir. Evine hırsız girdi Dolberg'in. Porsche'si çalındı. Sakatlıkları falan saymıyorum zaten. Bu adam başına bunlar geldi. <laughs> ve e, dün maçın skoreriydi. Bir de Damsgaard'dan bahsedelim. ben. Damsgaard. Doğru söylüyoruz. Şey güzel gibi, isim. Kale ismi gibi ya. Biraz e, tam şey böyle hani şu Alman ismi gibi diyeceğim. Sonra tarihi düşünüyorum. Keltler, Vikingler. Ya vardır illa ki oraların zaten. Ya da e, acaba şeyler mi? Almanlar mı? Viking. Vikingler mi? kelt Oralar çok karışık mevzular. <laughs> İçine girdikçe çıkamıyorsun ama e, Damsgaard adamdır. Bu arada e, ilk golün pozisyonunu başlatan Mahle ya da Mehle e, pası veren e, Damsgaard dün maçın en iyilerinden biri Damsgaard ee, İtalya Serie A'da oynuyor birisi. Atalanta'da birisi Sampdoria'da. Mahle yakın zamanda City olabilir bu arada. Cancelo'nun evet, olabilir. yediği olarak ya da ters ikili o da oynatabilir. Bu evet. arada çift ayaklı olduğunu attığı golleri kanıtladı Mahle. Ee, Jensen Yen sen dedim bu kez o ters Hı, -hı. Işte oyuna sonradan giren. Çok İlgili iyi bir pas ders. attı. Ee, bu kez hani sağda normalde zaten sağda oynayan bir oyuncu. Bu kez sağdan girip sola ayağını alıp sol ayağıyla bitirdi ve bayağı da güzel bir gol vuruşuydu. Şey değiştirdi. Keyifli izliyoruz ya Mahle'yi. Sol Açık, sol kenar bekiydi sonra sağ kenar bek. Tabii aynen ve aynı performans. Birebir aynısı. E, şeyde de bunu yapıyor. Atalanta'da da yapıyor. E, Damsgaard'ın lakabını biliyor musun? Nedir? Damsinho. Bizde hep şey denir yani. He. yani bizde işte Brezilyalı olsaydı. Şey olsa yani öyle... yetenekli. Evet, o kadar yetenekli ki yetenekli. Yani Brezilyalı Hakikaten yeteneğine sahip. Hakikaten topayla öpüşüyor evet. ya. Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Spor'un sigortası HDI Sigorta Çekirdekçi Tayfa Euro Özel'i sundu. Her zaman her yerde HDI.